Çok şey konuşuluyor, çok şey yazılıyor hem yazılı hem görsel medyada ama Cesus ve ekibi bence bunlara kulak asmıyordur pek fazla. Ama sezon başından beri evet zaman zaman böyle son anda kazandıkları maçlar oldu. Karagümrük mücadelesinde 5-4'lük bir galibiyet aldılar. O gün de yayındaydık mesela. Yine 4-4'lük müsabakada son dakikada gelen gollerle. Ve her zaman benzer şeyleri söyledik. Takım kazandıkça biz bir şekilde Cesus'u eleştiremiyoruz ama oyun anlamında çok eksikleri vardı Fenerbahçe'nin. Derken Dünya Kupası sonrası önce alınan Trabzon mağlubiyeti, ardından alınan Galatasaray mağlubiyetiyle işte gerçekten birçok insan haklı çıkmış oldu. Fenerbahçe'nin oyunundaki eksiklikleri görmüş olduk. Ben basından dolayı etkilenme şeklinde düşünmüyorum. Tam tersine Fenerbahçe'nin zaten yolunda gitmeyen noktaları vardı. Bunlar birazcık daha ön plana çıktı. Ha, kalan zamanlarda bunu ne kadar iyi çözebilir? Hep beraber göreceğiz. Ama burada önemli olan ben yine de Gaziantep deplasmanındaki 3 puanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani evet çok zor kazandı. Taraftarın istediği futbol yoktu. Ama sezon başında Galatasaray'ın da benzer galibiyetler aldığını gördük. Galatasaray'da da işler yolunda gitmezken işte Gomis'in oyuna girip son dakikada attığı goller vardı. Bir şekilde 3 puan aldı ve şampiyonluk yolundaki takımlarda böyle ekstra 3 puanlar bizi iyi bir noktaya getirebiliyor. Ben o yüzden Fenerbahçe'nin kazanmasını çok anlamlı buluyorum. Ha, futbolu konuşmak gerekirse, evet bence de futbol anlamında Fenerbahçe çok zayıf kaldı. Ama burada tabii maça çıktığımız 11 de önemli. Yani bir anda çok majör değişiklikler oluyor. Bir tarafta Emre, bir tarafta Mert Hakan oynuyor. Stoperi değiştirdik. Bir hafta üçlü, bir hafta dörtlü oynuyoruz. Oyun anlayışı değişiyor. Mesela 30. dakikada Fenerbahçe'den bir oyuncuyu çevirsek, sorsak desek ki şu anda ne oynuyorsunuz? Muhtemelen derler ki işte ya bir şekilde oynuyoruz. Yani hani bireysel yetenekler. Yanımda Mert Hakan var, ona veriyorum. İşte Emre gidiyor. Emre iyi çocuk. Hızlanıyor. Top atıyorum ona. Yani böyle bir kaos futbolu var Fenerbahçe'de. Ama öyle ya da böyle kazanmasını bildiler. Sonuçta yine başa dönüyoruz. Kazanan her zaman hakkıdır. 3 puanı öyle bir şekilde almış oluyorsun. Ve mücadeledeki Mert Hakan kesinlikle olmaması lazım. Yani Mert Hakan dediğin adamı okey dördüncü yapmazsın. Yani getirmişsin Fenerbahçe'de kadroya koymuşsun düğününde bir de kurtarıcı oynatmaz mısın abi? Ya hiçbir yerde oynatmazsın bu adamı ya. Şimdi Altay konusunda da çok fazla katılıyorum. Yani Altay'ın da artık ya kendisi şekil düzen vermesi lazım ama bence yani mevcut olan performansı maksimum bu kadara çıkabiliyor.